şey ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Burada biri beni bekleyecekti. Hiç gelen giden oldu mu acaba? Yok abla, yeni açtık daha zaten. Kimse gelmediniz. Ya, öyle mi? Sağ olun. Babama da reçelli ekmek yapar mısın? Tabii ki yaparım kızım. Zehra, ben hiç kahvaltı falan yapmasaydım. Okula çok geç kaldım. Tarık, bir sabah da geç kal. Ne olacak? Sanki okulu sen açıyorsun. Hem her gün açacına gidiyorsundur. Kahvaltı hazırlayanın olmayınca. Çay falan istemiyorum Zehra. Benim gitmem lazım. Ha? Kerime de geldi. Siz baba kızı yiyin. Ben kapıyı açıp geliyorum, tamam mı? Kerime, neler oldu neler bir bilsen. Dün gece işim burada kaldı. Aa, yemek planı işe yaradı mı? Hem de nasıl? Ay, çok mutlu oldum sizin için. Gir gir içeri hadi, anlatacağım. Yani barıştınız mı şimdi? Onun gibi bir şey. Şimdi içeride kahvaltı yapıyor. Çok sevindim sizin için. Sayende. Hadi gel seni de tanıştırayım eşimle. Ben utanırım şimdi. Daha sonra tanışsam hem ayıp olmasın. Aa, ne utanması? Abin sayılır o senin. Hadi gel. Hadi. Zehra Hanım, hakikaten utanırım. Daha sonra görürüm zaten. Hazır gelmişken görüş de, bundan sonra sık sık gelip gidecek. O da seni tanısın. Ne de olsa senin sayende barıştık. Hadi. Kerime. Tanıştırayım. Tarık. Eşim. Kerime de yeni yardımcımız. Biz tanışıyoruz zaten. Anlamadım. Tanışıyor musunuz? Hem de çok yakından. Ne demek bu? Tarık? Doğru mu? Kerime ile tanışıyor musunuz? Evet.
tanışıyoruz Kerim Hanım'la. Kardeşi Perihan benim öğrencim olur. Kerime Hanım'la da o münasebetle birkaç kere görüşmüştük. Kusura bakmayın Zehra Hanım. Ben bugün kalamayacağım. Gitmem gerek. Aa! Ne oldu buna şimdi? Kerim'i! Bir dakika bekle! Kerime, nereye gidiyorsun apar topar? Bir terslik mi var? Zehra Hanım, ben çalışamayacağım. İyi ama neden? Bilmeden kalbini mi kırdım? Ters bir şey mi söyledim? Eşimle ilgili mi? Ondan mı rahatsız oldum? O zaten gündüz işte olacak. Çekinmeni gerektirecek bir şey yok ki. Galiba benim ait olduğum yer evim. Kerime, bak istersen birkaç gün gelme. He? Bir kafanı dinle. Belki fikrin değişir. Ben seni çalışan değil de kardeş gibi görüyorum. Kusura bakmayın. Gerçekten yapamayacağım. Dün Kerim'e abim nişanlanıyor dediğinde Allah biliyor ya hiç ciddiye almamıştım. Ama insan böyle tarihiyle, günüyle böyle görünce bir tuhaf oluyor. Belki ne diyor bu işe? Ay canım benim ne desin naz yapıyor işte. Ama sabah baktım davetiyi görünce çok sevindi. Ay hayırlısıyla bir nişanlansalar şunlar. Nerman, kumaşçıya gidelim mi seninle birazdan? Ay bak vallahi yetişmeyecek yoksa elbiseler. Hayırdır? Bir nişan lafları çalındı kulağıma. Orhan'la Belgin barıştı mı yoksa? Canım ne barışması? Barışsalar ne kadar iyi olur diyorduk değil mi abla? Neyse.
Ben bir kahve yapacağım kendime. Senin işin gücün yok muydu? Ne dolanıyorsun buralarda? Hani gidecektin? Giderim canım, ne acelesi var? Önce bir kahvemi içip kendime geleyim. Yavrum, koynuma saramadım seni. Fotoğrafında teselli bulmaya çalışıyorum. Of, Allah'ım ben nelere bulaştım. Yılan, seni şeytan, hasret bıraktın beni evladıma. Bana bak, senin ne gebeliğin var bu sevdaya? Ne alakası var canım? Davetiyeyi niye sakladın o zaman, de bakayım bana. Şişt, az sessiz konuş abla. Ne sessiz konuşacağım canım, ondan mı korkacağız? Ay ben onu mu dedim şimdi? Ay, bilmiyor musun? Şu ağzının teki. Fesat, fesat. Şimdi gidip yine Belgin'in kafasını karıştıracak. Yok Orhan şöyle, yok Orhan böyle. Ondan sonra konuşan olmayacak. Korkuyorum. Doğru diyorsun da... sen bu Sevda'yı ne zamandan beri adam yerine koymaya başladın? Ben onu anlamadım. Hoş bulduk. İsmet ablan yok mu? Karşıda o. Ha. Neriman teyzelerde. Gelir şimdi. Ya, İsmet ablan pek hoşlanmıyor insandan. Neyse, o gelmeden iki dakika soluklanayım ha. Ya aslında... Vay be, nişanlanıyorsun ha? Vallahi öyle abi. Hem de bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum. Hayırlı olsun oğlum ama... hem nişan hem dükkan... kalkabilecek misin altında? Belgin hakkında ileri geri konuşmuşlar mahallede. Öyle elim kolum bağlı bekleyemezdim abi. Olmazdı zaten. Yakışmazdı sana. O yüzden mutlaka yapmam lazım bu nişanı. Belgin'i ele güne ezdirme. Benim yüzümden bir sürü laf işitti zaten kızcağız. Sen bayağı bayağı seviyorsun bu Belgin'i ha? Yanlış anlamazsan bizim de çorbada tuzumuz olsun. Babana söyledim. Üç beş ne varsa vereyim dedim ama. Abi, ben de babamın oğluyum. Anladım, anladım. Ama sağ ol, yine de düşünmem bile yeter. Tabii benim başka bir yol yordam bulmam lazım. Peki ne düşünüyorsun? Bankaya gideceğim şimdi. Dükkanı ipotek ettirmek için. Bakalım ne kadar verecekler. Hiç olmadı Aydana'ya öder, altından kalkarım bir şekilde. Doğru düşünüyorsun. Bir konuş bakalım. Allah işin gücü rast getirsin evlat. Ne diyeyim? Sağ ol abi. Kayınço, aldın mı Mutlu haberi? Söyledi İsmet. Hayırlısı olsun. Sağ ol Recep. Afiyet olsun.
çocuklar seviyorlar birbirlerini. Bak gör, çok mutlu olacaklar. İnşallah. Bir de şu dükkanı elden çıkarabilseydik. Hayır, gelen giden de yok. Sormuyorlar bile. Fiyatının da altında tuttum ama anlamadım. Orhan ben halledeceğim diyordu. Nereye halledecek enişte? O kadar parayı toplamak kolay mı? O da doğru. Mahkeme yaklaşıyor. Şu ipsizin elinden o senetleri bir an önce almam lazım. Ah bu baba yüreği. Çocuklar büyüse de hep onlar için çabamız. Evvelden babam Allah evlat eline baktırmasın diye dua ederdi. Ben de gönül koyardım. Bizim kazandığımız niye o kadar ağırına gidiyor anlamazdım. Baba evladına onca zaman bakıyor. Günü gelince evlat da babanın müşkülüne koşsa ne olur ki derdim. O iş öyle olmuyormuş değil mi? Olmuyormuş enişte. Birazdan Kasım'a gideceğim. Gerekirse fiyatı biraz daha düşürelim diyeceğim. Yeter ki şu davadan önce satılsın şurası. Allah razı olsun Belgin'cim. Çay içimi ısıttı vallahi. Bak ne getirdim. Sizin ufaklığı ördüm. Onun da ayakları sıcacık olsun dedi. Ne güzel olmuş. Elinize sağlık. Sağlığı, sıhhati nasıl? İyi değil mi? İyi, iyi şükür. Geldiğinde bir avuçtu. Şimdi kucağa sığmıyor maşallah. Tanıyor artık bizi. Konuşunca gülüyor. Abla iyi misin? Ben bilmeden bir şey mi söyledim? Ya kusura bakma Belgin'cim. Hani evladım hep aklımda. Dayanamadım işte. Senin bir kabahatin yok. Ah ablacığım ya. Daha kavuşamadın mı evladına? Öyle bir yılanın elindeki evladım. Ah bir anlatabilsem. Abla ağlama böyle. Yani ben senin için ne yapabilirim bilmiyorum ki. Belgin. Ya iki dakika getirsene çocuğu seveyim. Benim için yapar mısın bu iyiliği? Ben de kalkayım artık. Dükkanda işler yığıldı. Kumaşçıya gideceğiz ya. İşleri toparlayıvereyim. Tamam tamam. Ben de birazdan gelirim senin yanına. Sen ne ayak sürüyüp duruyorsun ha? Borç para bulmaya gitmeyecek miydin? Böyle oturarak mı ödeyeceksin senetleri ha? Bu ne acele? Sanki yangından mal mı kaçırıyoruz Neriman Hanım? Dur şu kahvemi bitireyim bir. Aa! Bak, görünmez kaza gördün mü? Dur şu örtüyü kaldırayım da alta geçmesin. Aa! Bak burada ne varmış? Kurban olayım Belgin. Ne olursun. Ya bir bahane bul. Al gel çocuğu seveyim. Ne olursun sadece iki dakika yeter bana.
Abla ben nasıl getireyim şimdi? Orhan'la ayrıldığımızdan beri girmiyorum o eve. Hem annesi ne der hiç bilmiyorum. Belgin, bak ne olursun. Benim için de bir teselli olur ha. Abla zorlama lütfen, gerçekten getiremem. Ne olur Belgin. Ne oluyor burada? Nişan davetiyesi ha? Bana duyurmadan mı nişanlayacaktın Orhan'ı? Seni ilgilendirmez. Sen parayı bulup borcu ödeyip gitmeyecek miydin ha? Sana ne Orhan'ın nişanından? Bana ne ha? Bana ne? Çocuğumun babası o, çocuğumun babası. O benim gözümün önünde başkasıyla nişanlanacak. Ben de onun paçasını kurtarmak için borç para arayacağım ha? Gitmiyorum hiçbir yere. O sümüklü kıza da bırakmayacağım Orhan'ı. Aklını başına topla. Eğer bu nişanı bozacak olursa o içtiğin kahvenin içine basarım Zehri. Belanın nereden geldiğini anlamazsın bile. Gerçekten mi? Bak korktum şimdi. Be! Sen mi öldüreceksin beni? Ha? Git, git su iç de ödüm patlamasın. Nereye gidiyorsun sen? Madem bir çocuğu var, sahip çıkacak. Zorla da olsa sahip çıkacak. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım şu musibeti al başımızdan. Sana sığındım ya Rabbim. Size burada ne oluyor dedim. Kızım senin ne işin var yine burada? Sen ne istiyorsun Belgin'den? Abla. Ya bırak sözümü kesme. Bırak anlatsın. Hiç. Öylesine hal hatır sormak için uğradım. Gelmişken de biraz çocuğu seveyim istedim. Onu diyordum Belgin'e. Hepsi bu. El alemin çocuğundan sana ne? O kadar özlediysen sen kendi çocuğunun peşine düş. Hani arayacaktın, tarayacaktın. İki günde bir kapıdasın. Bana bak kızım. Ben bu kadar samimiyetten hiç haz etmem. Hadi şimdi bir an önce toparlan ve git. Bir daha da çat kapı girme içeri. İşimiz var, gücümüz var. Abla, ne yaptın sen? Bu kadının başka bir derdi var. Kızım, sen ne kadar safsın. Uğursuzluk, hırsızlık peşinde bu kadın. Bir de çocuk yalanı uydurmuş. Aklı sıra kendini acındıracak. Hadi sen kendi işine bak, hadi. Ne işin var senin burada? Tebriğe geldim sevgilim. Nişanlanıyormuşsun ya. Evet nişanlanıyorum. Al. İstersen sen de gel. Ben ne olacağım? Çocuk mu olacak? Hayır, seni söylemeye cesaretin yoksa ben gidip söyleyeyim Belgin'e artık ha? Eğer böyle bir şey yaparsan... Ben aşkım için her şeyi yaparım. Hiç gururun yok mu senin be? Ha? Nasıl bir insansın sen? Görmek bile istemiyorum seni artık. Lanet olsun seni tanıdığım güne de. Şimdi böyle mi oldu?
Ben sana geçmişi hatırlatayım istersen. Sensiz nefes alamıyorum Suzan. Kokunu duymadan uykuya dalamıyorum. Bırakma beni Suzan. Kes artık, kes! Çocuk gibisin. Kabahatini saklamaya çalışıyorsun ama benden kaçamazsın. Aklın hala bende. Kapat gözlerini. O Orhan'ı, o Suzan'ı bir düşün. Yeniden başlayabiliriz. Hiçbir şey değişmedi. O günlere geri döneceğime ölürüm daha iyi. Şimdi defol git buradan. Bu sana son yalvarışım Doran. Bunu yaptığına bin pişman olacaksın. Çantasını unutmuş. Kim? Refika abla. Ay, ay yani yakamızı sıyıramadık şu kadından. İçinde önemli bir şey var mı ki? Bir bakayım. Dur açma. Sonra bir şeyim çalındı falan der, al başına belayı. O zaman ben bir koşu gidip bırakayım çantasını ona. Ya yazık, zor durumda kadın, yollarda kalmasın öyle. Ay, otur oturduğun yerde. Ben Orhan'a veririm, o götürür. Hem biliyor değil mi kaldığı yeri? Evet, biliyor. Beraber bırakmıştık. Tamam, kumaşçıya giderken biz uğrar veririz. Ah, Neriman da geldi. Abla, şu kumaşlar için bir vakitlice gidip vakitlice dönsek ha? Belgin, nasılsın kızım? İyiyim siz. Şu nişan işi hallolunca daha da iyi olacağım. Orhan'la siz konuşabildiniz mi? Yok, daha değil. Aman konuşur. Orhan onun gönlünü almasını bilir. Hem şimdi asıl önemli olan şey... nişanda bizimle giyeceğimiz. Hadi o zaman, hadi. Çıkalım. Hadi gel, iyi bak. Görüşürüz. Gidin, gidin. Kumaşlar alın. Elbiseler dikin. Bakalım düğün mü var? Yoksa cenaze mi? Görürsünüz. Mesude ya. Görmeliydin. Gerçek sazlar vardı sahnede. Ay inanamıyorum ya. Başta ben çok heyecanlandım tabii. Elim ayağıma dolaştı. Ne yapacağımı bilemedim. Ama sonra Kartal Bey sen başla. Sazlar seni takip edecek deyince ben bir rahatladım tabii. Ay vallahi rüya gibi ya. İnanamıyorum. Hala rüya gibi geliyor. Anladık. 40 aydır aynı şeyi anlatıp duruyorsunuz zaten. Hem Kartal Bey mi diyorsun artık sen ona? Tabii kızım. Yani sonuçta biz artık iş ortağı sayılırız. Aramızda bir resmiyet var. Böylesi daha münasip. Hem o da bana insanların yanında Peri Hanım diyor. Peri Hanım mı? Yok, öyle değil. Yani hanım. Peri Hanım. Bundan sonra beni herkes Peri diye tanıyacak. Peri Hanım. Kartal Bey. Peri Hanım. Biraz konuşalım seninle. Öğle tatili bitmek üzere. Fazla vaktim yok. Olanı bana yeter. Hadi atla arabaya. Mesude. Sen al bunları canım.
idare et böyle bir şekilde, tamam mı? Görüşürüz. Abla, inan şu satılık yazısı asıldığından beri şu dükkanın önünden geçmek istemiyorum. Aman canım, bir çanta bırakıp çıkacağız. Hem bak, çocuk tuttu işin ucundan. Toparlayacak inşallah. Hem bana bak, çocuğun yanında da böyle konuşup böyle çocuğun canını sıkma. Tamam? Tamam, tamam. Orhan. Anne. Kolay gelsin oğlum. Sağ ol. Hayırdır? Kötü bir şey yok değil mi? Ay yok oğlum, yok. Bir şey yok. Kumaşçıya gidiyorduk. Sana bir uğrayalım, şunu bırakalım dedik. Ne ki bu? Hani şu Refika mıdır nedir bir kadın var ya. Hani şu yolda buldunuz. Evet. İşte o dükkanda bırakmış. Nasıl yani? Ne işi varmış ki orada? Ne bileyim ben çocuğum, ben de anlamadım. Yani iki günde bir kapıda bir çocuğumu çaldılar diyor, bir demiyor. Ben de kovaladım gittim. Orhan, kurban olayım, bu çantayı yetiştir de dükkana bir daha gelmeye bahanesi olmasın. Olur mu yavrum? Orhan, oğlum ben de gördüm. Böyle yapışık bir kadın. Barış'ı zor kurtardım kucağından. Vantuz balığı gibi çekti çocuğu kendine. Bana bak, dert mert anlatırsa sakın dinleme oğlum. Neyse çocuğum, senin kendi derdin sana yeter. Bak şimdi biz kumaşçıya gidiyoruz elbiselik almaya. Sen de Belgin'i nasıl nişana götüreceksin onu düşün. Hı. Gelmezsen Orhan seni kaçıracakmış dersin, o zaman gelir o. Hah, bir kaçırman eksik kalmıştı. Ay deli çocuk. Neyse hadi biz gidelim, hadi. Sana kolay gelsin. Sağ ol. Öyle. Dün akşamdan beri aramıyorum ki gözlerimi sen. Çok başkasın. Bir şey var sende, aklının başında öyle. Ben hiç konuşacağımızı sanıyordum. Peki tamam. Hiç konuşalım o zaman. Ne yaptın, doldurdun mu sözleşmeyi? Sevda abla sözleşmeyi aldı. Ya zaten ben de ne yazacağımı bilmiyorum ama Sevda abla da alınca... Başlatma şimdi Sevda abla. Onun işi o kadar da bitti, tamam. Bak kızım. Ben seninle konuşurken sırf aramıza girmesin diye nefesimi bile tutuyorum be. Sen bana istersen beyaz atlı prens de, istersen lambadan çıkan bir cin. Ben senin hayallerini gerçekleştirmek için buradayım. Hem ayrıca o sözleşmeyi doldurmadın da iyi olmuş. Bir şey yazmış olsaydın sadece orada yazılanları gerçekleştirecektin. Oysa şimdi öyle mi? Şimdi... Ağzından çıkan her söz bir emir benim için. Teşekkür ederim. Şimdi bile benden ne dilersen.
Alo. Cemal abinin dükkanı mı? Yok, satmaktan vazgeçti o. İlanı kaldıracaktım da vakit bulamadık. Bir karışıklık oldu herhalde, kusura bakmayın. İyi günler, iyi günler. Cemal abi. Koskoca adam. Utanmıyor musun yalan söylemeye? Abi inan mecbur kaldım. İnsansın. Halden anlarsın zannettik. Ya müşkülümüzü açtık sana. Abi bak, adamlar tehdit etti beni. Dükkanını yerle bir ederiz dediler abi. Kaç para aldın onu söylesen. Yanlış konuşuyorsun Cemal abi. Az bile konuşuyorum. Az, az. Tamam. Öğrendin işte. Hadi git. Hadi git başkasına ver. O satsın bakalım satabiliyor mu? Hadi. Yazıklar olsun sana. Aslında benim isteyeceğim şey kendimle ilgili değil. Abim için. Abimin ipsiz diye birine borcu var. Adamlar sürekli sıkıştırıp duruyorlar. Ya babam sırf bunun için dükkana satılık tabelası koydu. Bir daha bu konuda beni rahatsız etme. Ben kararımı verdim. İfademi değiştireceğim. Değiştireceğim? Evet. İyi de biz böyle konuşmamıştık seninle. Benle konuştuğumuzu gayet iyi hatırlıyorum. O mahkemeye sizin için değil, ben istediğim için çıkacaktım. Şimdi de çıkmamayı uygun görüyorum. Kaç para verdiler? Bunun parayla bir ilgisi yok. Borç meselesi demek. Anladım, tamam. Abinin ne müşkülü varsa gidebilecek. Tamam. Başka bir arzun var mı? Gerekirse. Ama ki ben de senden bir şey isteyeceğim. Bütün bunların karşılığında. Bilmiyorum yapabilir misin ama... söylüyorum. Sen de bunu hep böyle bilimse olur. Kolay gelsin Belgin'cim. Teşekkür ederim. Bir şey mi vardı Sevda? Haberler sende gelin hanım. Ben hayırlı olsun demeye geldim. Orhan ne oldu acelecisin? Yakınlarda bir işim var Rasim abi. Kitlemiyorum bile, dükkan sana emanet. Rastgele. Bizimkiler elbiselik almaya gitti. Sen karar verdin mi ne giyeceğine? Daha karar vermedim. Nişana mı yoksa elbiseye mi? Tabii ki elbiseye. Nişana tamamsın yani. Ne oldu öteki kadına? Suzan Suzan diye dolanıp duruyordun. Sırf bu yüzden yüzük attın. Şimdi bir davetiye bastırdı diye seni sevdiğine mi inandın? Benim Orhan'ın bana olan sevgisinden bir şüphem yok.
Nasıl yani? İnsan hissetmez mi? Bana her bakışında, elimi her tutuşunda. Tamam. Anladım. Kandırmış yani seni. Yo. Ben bazı şeyleri anladım diyelim. Ne gibi mesela? O kadın Orhan'ın peşinden koşup duruyor. Ama Orhan'ın umrunda değil ki. E benim niye umrumda olsun Sevda? Nereye abla? Selam yok, sabah yok. Para desen hiç yok. Vallahi ne desen haklısın kardeşim. Biliyorum, çok birikti borcum. Ya aksi gibi bir de çantamı bırakmışım bir yerde. Dolmuşta mı bıraktım, başka bir yerde mi? Ya inan aklım başımda değil benim. Kes, mal anlatma. Paran yoksa odada yok. Hadi inar. Ya kardeşim, bu soğukta nereye giderim, nerede kalırım? Çantamı kaybettim diyorum sana. Hiç insafın yok mu senin? Taze bitti. Git topla eşyanı. Yoksa gelir, kendi elimle kapı önüne atarım. Ona göre. Demek öyle ha? Baya baya evleneceksin yani Orhan'la. Kısmet diyelim. E o zaman bir kahve içeriz. Hem sana fal da bakarım. İster misin? Yok. Ben sevmem fal. Hem kahvem de bitti zaten. Aa, ben şimdi evde yapar hemen getiririm. Yok, gerek yok. Zahmet etme boşuna. Zahmet olur mu hiç? Gelin olup gitmeden bir kahvemi iç. Neriman Hanım'ın kahvesi kadar meşhur değildir ama. Yine de benim kahvemi içen de ömrü oldukça unutamaz. Thank you.
Selamünaleyküm birader. Ben bir bayana bakmıştım da. Refika adı. En son burada kalıyormuş galiba. Kalıyordu da az önce topladı planı pırtısını ayrıldı. Hay Allah. Çantasını unutmuş da bizim dükkanda. Biraz da müşkül durumdaymış sanırım. Niye bakıyorsun abi böylelerine? Ağlamaya alışmış bunlar. Aç bak çantanın içine. Senden benden fazla parası vardır. İstersen bırak. Uğrarsa veririm ben. Gerek yok. Bende kalsın. Gelirse Orhan Usta'nın tamirhanesine uğrasın. Öyle söylersin. Hadi eyvallah. Fala gerek kalmadı Belgin'cim. Sana üç vakte kadar mezar görünüyor. Hay aklınla bin yaşa Neriman Hanım. Allah vere de bu dikişler yetişsin. Ay daha sırada kızlar var. Ay abla. Tek derdimiz dikiş olsun. Ay yani Neriman sen de şu nişana bir sevinemedin gitti. Nedense şu Sevda'ya bile böyle avaz avaz bağırıp nişanımız var diyemedin. Abla içimde bir huzursuzluk var. Hani geçen sefer tam olacakken vazgeçtiler ya. E ondandır işte. Yok bu sefer bu iş tamam. Zaten bir mani çıkaracak olursa önce karşısında beni bulur. İki dakika bize uğrasan da sana bir kumaş göstersem. Bana bir eteklik çıkar mı? Ne diyorsun Neriman, geçelim mi biraz? Yok abla sen geç. Böyle başım yandan yandan vuruyor. Migrenim tutacak yine. Peki. Dükkana uğra da bir ölçün alalım olur mu? Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Ah abla ah. Tek derdimiz ölçü olsun. Sen benim başımdaki belaları bir bilsen. Bir bilsen. Allah'ım nerede bulacağım ben bu kadını şimdi? Bakalım bir adres bulabilecek miyiz? Bebek Barış. Çarelerim tükendi. Bütün umutlarım bitti benim, bitti. Bak sen şimdi korktun. Üzüldün de. Ama iyi olacaksın, merak etme. Böyle olmaz. Sen evin nerede söyle, bir götürelim, bir dinlen, iyi gelir sana. Hem sonra tekrar seni ziyaret de ederiz. Benim evim yok ki. Oğlum da yok benim, hiçbir şeyim yok benim, yok. Nerede peki oğlum? İnsafsızın biri aldı gitti evladımı. Geri de vermiyor. Polise gitmedin mi? Şikayetçi olmadın mı? Olmaz. Yapamam. Ne demek yapamam? Olur mu öyle şey? Korkmana gerek yok. Biz de senin yardımcın oluruz. Merak etme. Sen kim bu çocuğunu alan? İsmini versene elime. Ulan bu doğruysa.
Kahveler geldi. Lüzumu yoktu. Zahmet oldu sana. Olur mu hiç öyle gelin hanım? Bak sana lokum da koydum. Kerime! Perihan! Ay Allah! İncin top oynuyor evde. Suzan nerelerde acaba? Uyuyan çocuğu bırakıp gitmiş vallahi. E hadi tek yudum almadın kahvenden. Buz gibi oldu. Bırak şimdi elindekini sonra yaparsın. Bitti zaten. Of başım. Bari içelim artık. Bir daha böyle baş başa ya nasip. Hasretlere yazmak nedir söyle ha.